Herkese merhaba, ben Orkun. Sonradan Görme serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok güzel bir bölümle karşınızdayım çünkü hayatımda en sevdiğim yemek vallahi makarna, billahi makarna. Ucuz, orta ve pahalı olmak üzere zibil tane makarna deneyimleyeceğiz. Bakalım neler olacak, haydi. Ucuz, orta, pahalı, cebimde hiç para kalmadı. Ben denerim, sen parasını verme, ayağınıza geldi sonradan görme. Sonradan görme. Makarna. Ben hazır makarna olsam nerede olurdum? Noodle, kıvırcık erişte diyor. Bu da tam böyle makarna mı değil mi? Orası ayrı meçhul zaten de. 2.95, 2.15, 1.45. Sebzeli hazır noodle, tavuk aromalı hazır noodle. Tavuk aromalı olsun. 1.45. İyi fiyat. 1,5 su bardağı ilave edip 3 dakika haşla. Olur. Şöyle vereyim. Teşekkürler. Evet hocamlar, noodle'ımızı aldık. Markası konusunda en ufak bir fikrimiz yok ama yerli üretim diyor. Şimdi siz bunları alırken mutlaka dikkat edin. Şöyle bak, poposun arkasına saklıyorlar. Bunların içinde çok fazla kanserojen madde olabiliyor. Bilmiyorum, sallamıyorum, yazanı okuyorum. Asitlik düzenleyici var. Potasyum karbonat, sodyum karbonat, sodyum polifosfat, renklendirici riboflavin. Bilmiyorum yani, 1,5 liraya aldığımız şeyde de çok böyle inanılmaz sağlıklı olmasını beklemiyoruz. Çünkü koruyucu her türlü koyuyorlar içine. Şimdi bu makarna değil, bu erişte. Değil mi yani? Ha, bunu da üstüne dökeceğiz herhalde. Şimdi burada bizim kaynar suyumuz var. Burada da acı var. Bir de bir şey daha var. Bunların içinde hep böyle toz karışımlar çıkıyor. Bence yeterli bu kadar su o zaman. Şimdi şunu kapattım. Şu zımbırtılarını dökelim içeriye. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu toz kanser herhalde yani. Bu ne? Bu da acı. 3 dakika bekleyeceğiz şimdi. Güzel kokuyor. Ne diyorsunuz, olmuş mudur? Bence okey ya. Sıcak. Onun acısı acıymış lan. Bayağı güzel tadı bu arada. Ben çok beğendim. Beğenmemem mi gerekiyordu bilmiyorum, 1.45 olduğu için, ama çok güzel tadı ya. Oha, suyu çok iyi. Bak, hem makarna, hem erişte, hem çorba. Dev hizmet. 1.45'e kesin doyurur bu. Suyunu da içersen net doyarsın. Evde yaptığım sade makarnadan daha iyi bence. Ben çok beğendim bunu ya. Ama gramaj az hocam. Yani doyarsın bunu, ama ben normalde bir tencere makarnayı tek başıma yiyen bir insan olduğum için. Vallahi içim de ısındı. Ben buna bayıldım. Çok güzel. Vallahi benim ilk defa bir sonradan görme videosunda favorim ucuzdan belli şu an. Çok beğendim çünkü 1,5 lira olması da cabası. Ortayla pahalı da mükemmel bir şey çıkmazsa hocam favori net. Ortaya gidiyoruz şimdi. Orta fiyatlı makarnamız için Şişli'ye geldik. Burası Şişli'nin en meşhur makarnacılarından bir tanesi. Kendi hazır menüsü olduğu gibi kendi makarnanı da kendin yapabiliyorsun. Ama biz bugün burada orta fiyatlı bir makarna yiyeceğiz. Gelin birlikte menüye bakalım. Önce dükkana girelim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz efendim, sağ olun. Tabii pandemiden dolayı çoğu yerde olduğu gibi burada da daha çok sipariş götürüyorlar. Hocam, ben bir menü rica edebilir miyim? Sağ olun. 28 ile 57 lira arasında değişiyor. Biz bunu ortanca yapacağımız için kremalı mantarlı tavuklu yiyelim. 34 lira. Bir tane alabilir miyiz kremalı mantarlı tavuk? Makarna çeşidini ne istersiniz? Penne, spagetti, fusilli, fettuccine. Fettuccine tavsiyemdir. 4 lira daha koyuyorsun fettuccine'de. Fettuccine olmaz. Penne olsun hocam. Paket servisteki en ucuz makarnamız 30 lira civarında. Bir paket makarnanın, iyi bir makarnanın 4-5 lira olduğunu düşünürsek pahalı geliyor insanlar. Çünkü bir porsiyon bir paket makarna bile değil. Ama tereyağı, krema, tavuk, mantar, bunların hepsi ayrı ayrı pahalı ürünler. Ve bir araya geldiğinde ve servisin de ücreti içine girdiğinde 30 liralara yaklaşıyor ücreti. Biliyoruz, çok zor bir mutfak. Deniyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Yaprakları koymuyorsun normalde şimdi. Birbirimizi kandırmayalım. Yani içeriye koyuyoruz ama paketi. Bu fesleğen değil mi? Ben yeşil olan her şeyi karıştırıyorum. Bana roka desen okey benim için. Teşekkürler. Bu parmesan değil mi? Şöyle ekstra peynir de geliyor. Sipariş verdiğinizde bunlar poşette geliyor. Şimdi herkes bakarken de şimdi ben şey yiyemem ki. Kremalı makarna hayatta en çok sevdiğim şey olabilir. Zaten benim makarnanın en çok sevdiğim yemek de.
Çok güzel hocam. Vallahi kimse kusura bakmasın, makarna konusunda Vedat Milor gibiyim. Çok yediğim için çok seviyorum. Mesela ben mantar sevmeyen biri olmama rağmen bu makarnadaki mantar beni rahatsız etmiyor. Ulan parmesan koymadım, kimse de bir şey demedi bak. Hocam efso. Kreması da geldi yerinde bak. Kremanın içinde de yüzmüyor. İyi almış makarnayla, güzelce karışmış. Böyle her makarnada tek tek kremanın içine banmış yani. Güzel bence. Bunlar nasıl yorumlar ya? Gerçekten Vedat Milor gelse ne diyecek, ben neler diyorum ya. Yani şimdi 1,5 liralık makarnayla da bunu karşılaştıramayız tabii. Krema İrlanda'dan geliyor. Hocam bu hazır krema değil mi ya? Markette bulabileceğiniz. Vallahi mi? Gerçekten. İrlanda'dan geliyor krema. Ulan yine yapamadık ya. Yine hazır kremaya kaldık. Kremayı bulana kadar 32 marka denedik. Ne? Evet, hepsi bir aşama. Şimdi İrlanda deyince bir İrlanda tadı geldi. Evet bak, bir İrlanda tadı var. Bu arada bak, gramaja da bence değinmek önemli. Hocam kaç gram var burada? 140 gram çiğdem, 90 tamam. gram mantar var, 250 gram makarna var. Valla güzel, bununla doyarsın yani. Hani bu bir porsiyonu bunun yeterli olur bence. Valla cilop. Benim bence bu Türkiye'deki yediğim en güzel kremalı makarna olabilir ya. Şimdi biz buradan pahalı dayılara geçeceğimiz için ben bunun hepsini bitirmiyorum ama gerçekten çok beğendim. Aynı zamanda burası bizim geçen paket servisi, biz bakteri ölçüm cihazıyla ölçmüştük. Temiz çıkan yer burasıydı aslında. Yani paket servisi de buranın temiz. Ya bu arada son videolarda diyorum ya, kardeşim niye abone olmuyorsunuz, izleyenlerin %60'ı abone değilmiş diye. Hem %60'ı abone değilmiş, hem de bildirimleri açanların yüzde bilmem kaçı da telefonun bildirimlerini kapatmış. Ulan benim kanalın bildirimini açıyorsunuz, telefonun bildirimini kapatıyorsunuz. Nereye gelecek bu bildirimler? Bildirimlerinizi açın. Telefonun bildirimlerini de açın. Ben doydum. Oh vallahi çok güzel afiyet oldu bana. Gidiyoruz buradan pahalıya. Haydi. Florya, Florya. Karşıki dağlar demedim mi kız, ben sana demedim mi? Florya, Florya. Oley! Florya sahile geldik. Sarı restoranın önündeyiz. İstanbul'da bulabildiğimiz en pahalı makarna burada. Aslında kendi menüsündeki spesyal makarna 65 TL ama bugün bizim için çok özel şefler çok özel bir makarna yapacak. İçinde deniz mahsullerinin olduğu, ıstakozun, havyarın olduğu 2000 TL değerinde el açması mükemmel bir makarna yapılacak içeride. Vallahi 1,5 liralık yedik. 35 liralık yedik. 2000 liraya zıpladık. Neler olacak hiçbir fikrim yok. Gidiyoruz. Herkese merhaba. Bugün Florya Menekşe sahilde bulunan Sarı Restorant'tayız. Bugün Orkun Işıtma'ya özel lobster'lı bir makarna yapacağız. İçerisinde havyar bulunan ve el yapımı bir güzel bir makarna yapacağız. Yaklaşık 2000 lira tutarında bir makarnamız olacak. Zaten videonun devamında ürünlerimizi gördükçe nasıl 2000 lira demeyeceksiniz. Zaten şuradan bir cikislik var, anlıyorsun yani olayı. Bu nedir hocam? Deniz kabuğu şeklinde peçete. Şimdi ben burada bir beni durdurmadığı sürece ben atmaya bayılırım. Altın varaklı. Gerçek altın değil mi hocam bunlar? Gümüş mü? Bronz mu? Ne bu? Var mı bir şeyi özelliği? El yapımı bunlar. Baba baba. El yapımı çatallar, kaşıklar. Evet, makarnamız bir yandan hazırlanıyor. Ben de bekliyorum. Şimdi burası açık bir mutfak. Bir yandan böyle önümde makarnanın yapılışını görebiliyorum. Şefin masası konsepti deniyor. Bunun yurt dışında çok fazla olan bir şey. Makarna orada hazırlanıyor. Şurada pişirilecek. Orada işte süslenecek vesaire. En son önümde servis yapılarak tabağıma konacak. Bu makarnayı en özen kılan şeylerden bir tanesi makarnanın elle açılıyor olması. Fettuccine yapıyoruz değil mi? Evet, evet. Fettuccine makarna, yani normal spagettiden bir tık daha kalın ama işte böyle hamuru şu an orada özel olarak önce inceltiliyor, sonra kesilip makarna elle yapılacak. Daha sonrasında özel bir ıstakoz olacak içinde. Zaten fiyatının en pahalı olmasının sebeplerinden bir tanesi ıstakoz, diğeri de havyar olması içerisinde. Şimdi taze makarna hamurumuzu tuttuk. Az önce açmıştık. Şu anda da kesme işlemi. Normalde biz bunu günlük olarak restorantımızda zaten her gün tutuyoruz hamurunu. Misafirlerimiz geldiği zaman da bu günlük taze makarnalardan yiyebilirler. Şimdi bizim markette aldıklarımız ömrü uzun olsun diye normalde koruyucu maddeleri içerir. Bu sadece un ve yumurtadan olan günlük taze olarak yapıldığı için normal makarnanın çok üstü. Taze hamurumuzu orada açtık, kestik ve şu anda da en son işlem olan haşlayacağız. Kaynayan suyumuzun içerisine makarnalarımızı atıyoruz.
3 dakika sonra makarnamız hazır. Makarnamız orada haşlanırken biz diğer aşamalara geçiyoruz. Şu anda ıstakozumuz elimizde. Bunu haşlayacağız. Bu boyuttaki ıstakoz 8 dakika kadar haşlanır. Ama öncesinde ben biraz kokusu olduğu için taze kekik ve rozmarin atıyorum ki suyun içerisinde kokusunu şey yapmasın. Ben bugün Orkun Bey için kremalı ve rokfor peynirli makarna yapacağım. Makarnamız haşlandı bu arada. Biraz kremamızı atıyoruz öncelikle. Sonrasında çok aromatik bir peynir olduğu için fazla değil. Yaklaşık 40 gram kadar rokfor peynirimizi ekliyoruz. Biraz karabiber ve biraz tuz ilave ettim. Tatlandırdım bu şekilde. Makarnamız tamamdır. Peynirimizin kokusu ve krema ile özdeşli makarna. Bu hazır. Son aşama olarak ıstakozumuz hazır hale geldi. Burada buzlu suyun içerisine atıyoruz. Buradaki asıl amacımız ıstakozun pişmeye devam etmesini önlemek. Yani çok pişmesini istemiyoruz biz. İstakozumuzu şimdi biz böldük. Kullanacağımız kısmı ayırdık. Bunun son bir aşaması kaldı. Üzerine güzel benim yaptığım tereyağlı pankolu bir sosum var. Onu yaptıktan sonra ızgaraya tutuyoruz ve makarnamız hazır hale geliyor. Önce anlat, neyimiz var? Gelen misafirlerimiz bu şekilde parmesan tekerleğinin içerisinde makarnayı yiyebiliyor. Bu zamana kadar yediğim bütün makarnaları unut. Vallahi mi ya? Kesinlikle. Bak, beklentiyi çok yükseltiyor. Kesinlikle. Kremanın peki bir özelliği var mı? Hazır krema mı? Evet, hazır. Aynen öyle. Burada biraz tereyağı, parmesan atıyoruz. Parmesana birden parmesan atıyorsun. Kesinlikle. Çünkü bunu çok fazla sıyırmıyorum. Aromasını alıyorum burada sadece. Tamam. Senin için özel bir şey tasarladım. İstakozun bildiğin yarısını ben tabağa koydum. Zaten en pahalı şey ıstakoz ara. Kaç para abi ıstakoz? Şu anda kilogramı 750 TL. Bir ıstakoz kaç kilo? Benim aldığım 1,5 kilo. 1100 lira yapıyor. Çüş. Oha, zaten 2000 liranın 1100 lirası i̇şte ıstakoz. Bunun bir de havyarı var üzerine, öyle değerlendirelim. Bu mesela ne havyarı abi? Ben anlamam havyardan da, havyar da sevmem. Biz senin için en özelini aldık. Ver bakayım abi. Bu bizim siyah abi. Üstüne koyma ne olur, yanına manına koy ya. Şimdi son olarak güzel bir kaşık havyarımızı koyuyoruz. Kaç yüz lira koydun şu an oraya? Ya şu anda bunun parası tarif edilemez ya. Önemli olan mutlu olmak. Havyarla mutlu olan bir insanı ben hayatımda duymadım. Havyarla mutlu oluyorsan bir sıkıntım vardır zaten ya. Biz burada akşamları havyar yiyoruz, öyle deme. Abi hadi git ya, Allah aşkına hadi git ya. Akşamları havyar yiyor. Yiyeyim mi ben bunu, okey mi bu? Kesinlikle. Ben önümde olan bütün araçları aldım zaten. Nasıl yiyeceğini bilemedim. Şimdi bir dakika. Bunu zaten bitirmezsem beni öldürürler bu türlü. Şimdi ne beklemeliyim ya? Beklentimi o kadar yükselttim ki yiyemedim. Hani filmlerde yaparlar ya, böyle gözlerini kapatır ve hissederler. Bu baştan aşağı sen bu makarnayı o şekilde yemelisin. Hissederek. Tamam, hadi yiyorum o zaman. Kesinlikle, afiyet olsun. Bence bu yemek bana birkaç level fazla ya. Bunu gerçekten Vedat abinin yemesi lazım. Onu da bekleriz. Şu an 96 kişi falan izliyor beni zaten yerken. Kremalı olduğu için ben biraz rokfor kullanmayı tercih ettim. Birbirini çok güzel tamamlanıyor. Şimdi bak, el açması makarnanın farklı tadı algılanıyor bir kere. Bu taze makarna bu. Kesinlikle. Eline sağlık. Afiyet olsun. Vallahi güzel açmışsın. Kremasında böyle hafif bir ekşimsi bir tat var, o güzel. Ben aynen seviyorum onu. O rokfordan mı geliyor? Kesinlikle rokfordan ve biz İçerisine farklı birkaç daha madde attım. Ne madde attın içine ya? Ya onu madde olarak adlandıralım ya. İsim verirsem olmaz şimdi. Abi bu videoyu narkotik falan izliyor. Ne diyorsun, madde madde deme ya. Ya birkaç farklı gıda diyelim. Gıda de. Madde deme, gıda de. Olur, gıda olur. Daha ıstakozuna gelemedim ama mükemmel. Afiyet olsun. Bak, biraz da ıstakozuna gireyim. Bu havyarı nasıl yemeliyim ki? Makarna aldıktan sonra biraz üstüne alabilirsin. Ben biliyordum zaten de seni denedim. Bu makarnanın aynısını biz burada servis ediyoruz. İnsanlar bunu 69 liraya yiyor. Peki bir dakika, porsiyon olarak şu kadar mı geliyor yine? Kesinlikle. Bu az. Bak, porsiyon az. Birbirimizi kandırmayalım. Ben bununla doymam. Ben buraya aç gelmiş olsaydım bununla ama doymazdım. Ama şöyle, buraya gelen sadece makarna değil. Önden çorba yiyor, işte salatasını yiyor, mezelerini söylüyor. En son ana yemek olarak da meze. Tamam, peki. Havyarsız daha güzel ya. Öyle mi diyorsun? İstakoza da bakayım. Bir üçlü yap o zaman. İstakoz, havyar ve makarna. Ne yapacağını şaşırdım. Yardımcı olayım ben sana istersen. Eldiven var. Ah, vallahi iyi olur. Oğlum yemeği bilmiyorum lan gerçekten. İstakozu da aldım. Bir de havyar mı koyayım üstüne diyorsun? Aynen. Bir
Istakoz güzelmiş bu arada. Havyar dışında mükemmel. Gerçekten mükemmel yani. Ben genel havyar sevmiyorum. Öyle de bir şeyim var. Belki havyar seven biri sever ama o ben değilim. Ama makarna da efso yani. Afiyet olsun. Böyle bir yemek yersin, o kadar çok beğenirsin ki doysan da böyle tıkıştırırsın ağzını. Öyleyim şu an. Ben tok gelmiştim. O kadar çok beğendim ki. Afiyet olsun. Süpürdüm. Vallahi utanmasam ekmek banacağım da. Bu restoranda ekmek banılmaz. Ayıp yani. Havyar hariç 10 numara, bir tek onu sen yapmadın zaten. Eline sağlık. Çok beğendim ben. Afiyet olsun. Her zaman bekliyorum. Vallahi ne yalan söyleyeyim, hala düşünüyorum hangisi favorimdi diye. 1,5 liralık makarna yedik ama 1,5 lira için gayet güzel bir makarnaydı. Plus çorbası vardı kendi yanında. Doyurucu bir öğün 1,5 lira için. 35 liraya yediğimiz makarna gerçekten çok güzeldi. Sosu güzeldi, tavuğu güzeldi, doyurucuydu, porsiyonu büyüktü. Burada 2,000 liraya makarna yedik. 2,000 liralık makarna mı olur diyorsun ama yani hayatında belki bir kere, iki kere böyle bir şey deneyimlemek, bu da çok güzeldi. Yani tadıyla ilgili bir yorum yapmam mümkün değil. Üçünü de birbirinden çok beğendim. Ve galiba ilk defa bir sonradan görme videosunda bir favorim yok. Hepsini beğendim abi. Ben makarnayı çok seven bir insan olduğum için gerçekten seçemedim ya. Ve şey, makarna konusunda damak tadı diye bir şey de yokmuş bende. 1,5 lirayı da beğendim. 2,000 liralık makarnayı da beğendim herhalde. Normal herhangi biriniz gelip bana makarna yapsa onu da beğeneceğim muhtemelen ama gerçekten bu videoda deneyimlediğim makarnaların hepsi birbirinden özel, birbirinden güzeldi. Siz de merak ederseniz hepsinin açıklamaya linkini zaten koyuyoruz. Daha fazla sonradan görme serisinde video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala da aşağıdan abone olmayı unutmayın efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoppa.